Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün tarlamıza gidiyoruz. Üçüncü günümüz bugün zeytin silkiminde. Artık bugün bitecek büyük bir ihtimal. Dün çekmedim. Dün neden çekmedim? Hem işlerimiz yoğundu. Hem bitireyim. Zaten bir önceki gün yani birinci günü silkimini çektim diye. Üçüncü günü çekeyim dedim. Hem bitirilişini gösterelim, hem de gidelim saralım zeytinlerimizi, fabrikaya götürelim, fabrikada nasıl sıkıldığını falan göstereyim diye. Ondan ikinci günü es geçtim, üçüncü günü çekmeye başladım. Bugün üçüncü gündeyiz. Biz şimdi gidi koyuyoruz. Emin büyük bir ihtimal daha gelmedi şeyde, o traktörü getirecekti. Bugün dip toplamasını bitirebildiğimiz kadar bitireceğiz. Zaten 5-6 ağaç kaldı silkimi. Az kaldı yani. Epey de oldu, 20 çuval falan zeytinimiz oldu şimdiden. Onları bitirince tahminimce 25 belki 30 çuvala kadar şeyimiz olabilir, zeytinimiz olabilir. Bozalanda da var tabii daha zeytin çuvallarımız. Onları da toplayacağız. Bakalım. Gene güzel olacak, zeytinimiz bayağı güzel olacak. Birisi öyle harika harika. Öyle enel enel duralım bari, yoksa başımız dönecek oradan oradan alırsak. Ben toplayayım. Çadırı yazacak mıyız? Ne yapacağız Süleyman? Emmim gelsin diyor da o tekne. He? Hem şimdi toplamaya kalksak ucuk gidecek diye. Nereden nereye? Tekne tek başına mı katıyor bilmem galiba. Emmim. Bugün Goşaba'm da var değil mi ana? Evet. Hoş geldin Goşaba. Gitme gitme, boş ver. Oralar boş ver kal. Bizim için çoğunluğunu toplasak yeter, boş ver ya. Hem sadece üsttekileri alsak olur değil mi? Geçer mi öyle traktör? He? Oraya daş da bastırılmış. Üsttekileri alsam alttakiler zarar verir mi lastiğe? Kim bastırmış o lastiği? Daşla mı bastırılmış? Bilmem.
sen ne ettin sabah ama sen... Bekle yani öyle be. Hem ben tekneyi gördüm. Emmim de nerede acaba diye sağıma soluma baktım. Araba da ikide birde ısınmadın lan. İstop ediyordu. Seni de göremeyince, traktörü göremeyince herhalde dedim. Ha. Motorla gitti. Tekne oraya. Derede mi motor be? Derede mi? Oraya tekne kaçacağız diye burayı bekliyor seni. Van kür vadi. İstop edip duruyordu kendinde, duymuşumdur ya. Ondan gari sağıma soluma baktım da herhalde dedim işi bitirdikten sonra geleceğiz. Kaçacağız yalan zannettim. Ana. Gel hadi çulları yazalım. Şimdi ben akşam adamın ki mi geldi çulum ama ben 10 dakika koy. Ne o? Ha. Esik şey. Neresi esik değil mi onun? İşte bak. Ha. Gene çıkmıyormuş şu. Çıkmıyor. Gürçek mi temizliyorsunuz ana? Bir tek bile sertin yoymaz bizim buraların kültürü böyle. Biz yoyuyoruz gene de anam bile hiç yoymaz. Evet. Bir tane bile bıraktım biz Allah desem. Hatta bir tane söz vardı, neydi o? Zeytin bir tane ağaçtaki bereket bir tane de olabilir diye. Öyle değil mi bu? Başa bak. Ben şimdi gidelim. Ağaçta bereket ya bir tane galanda mı da öyle bir anlamda bir şeydi o da aklıma gelmedi şimdi. Yağcıdayım hani bir de üç yaz galsa gider onun dışına geliyor musunuz? Belki bereket onda da de. Ama araba tutuyunda. Evet, zeytinde silkim işimiz bitti artık, silkimini bitirdik. Şimdi traktöre, emmim traktörüne çuvalları tek tek koyacağız, yerleyeceğiz. En üstten başlayalım değil mi? En üst başlayalım.
tahta alan var, çivi vardır indi onu. Çok da bu, indirmem mi? Açıyor, kapat. Ha? Arka kapan, açıyor. Şeyi yamutmam böyle de. Şimdi bunun yanına koyalım da arka bu denk gelirse bunu da katıyor gidelim. Uğraşmam. Nasıl? Böyle üst üste iyi verelim bunun yanına. Arka tarafa tekneye de katıyorum. Tamam. Şey de var, boz alan da var değil mi? Oh, orada da mı var? Onlar yolda mı? Yok, tarlanın içinde. Şimdi boz alana geldik. Hatırlarsınız bir hafta önce buradaki ağaçlarımızı yapmıştık. Buradaki çuvallarımız kalmıştı burada. Şimdi bunları alıp götürmeye geldik. Hazır traktör gelmişken bunları da alalım dedik. Günlükten buraya geldik. Valla bilmiyorum ama belki devrilmiştir.
Öyle mi almış zaten? Herhalde. Az oradan devrilmiş yalma. Ya öyle olmuş ya da öyleymişmiş zaten. İkinci şeyimizi de yükledik. Çuvalları da. İkinci partiyi de. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz artık. Zeytinleri de yarın sıktıracağız. Dur emmi dur. Kapağı açık. Keçiler girmiş gene ya onun içine. Tekneye de atalım arkasına ya. Gene gel. Sığar gene mi o? Buraya yiyeceğim galiba. Tamam, tamam. Kapağı geri verelim. Çekiç var mı az o pimi çak versene. Çekiç yok da. Zincir buranın altında mı lan be? Ne zincir? Küçük bir zincir olacak o. He bunun altında.
Sağ ol emmi. Yaptın da. Da. Bugün anca bittim ya. Gidin mi? Olsun Hasan ya, ne olacak o? Şimdi tekneyi kasaya kaçacağız. Hem nasıl kaçacağız bunu? Arkadan nasıl edeceğiz inle mi? Evet. Nasıl kaldıracağız? Şeyde kalın. Kasada kaldırıyorum o zaman. Tamam. Neyin? İndir.
Emmi kasa geliyor. Bugün ikinci gündeyiz. Şimdi Kayaköy'e doğru emmimin traktörüyle zeytinlerimizi götüreceğiz. Dün götüremedik. Dün çünkü fabrikada çok yoğunluk varmış. Ondan dolayı ertesi gün gelin dediler. Telefon ettik. Bugün götüreceğiz. Bakalım kaç kilo zeytinimiz olmuş. Kaç kilo yağ verecek. Kaç kilodan yağ verecek. Onları öğreneceğiz. Alanköy duruyor da. Evet, Alanköy tarafındaki zeytinlerimiz duruyor. Bir ara onları da gidip yapacağız. Bir bunları halledelim, bunları yapalım da. Ondan sonra Alanköy tarafında yapacağız. Çekebildiğim kadar izin verirlerse fabrikada da çekeceğim. Zeytin nasıl sıkılıyor, nasıl yağa dönüştürülüyor diye. Şimdi yola çıkalım hadi. Ya Allah, ya Bismillah. Hadi İngar in. Duymuyorum ben seni. Senle dursun. Tasmasından tut da senle dursun. Tutarsın ya. Alo. Sen görmedin onu. Gördüm de arkamdan geldiğini bilmiyordu. Böyle sen koyun bakacaktın hani ya. O koyunları neye bıraktın geldin? Hani bağlama. Tasmasından tut. Tasmasından tut, orada köpeklerle dövüşür, bir de bağlama. Sen bir de daha bağlan, benim tasma adam, benim elimi tutuver elinde. Gidecek olur. Sıkmaz ya, tutuver. Fındık. Pişk 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 pişk. Al gel, tut. Arkama bak. Arkama baktı, gelirse boğulacak. Gelsin varsın.
Zeytin getir dedim ben de. Sırayı alsınlar. O da sıra listesinde. Şey var liste, onun şey yapalım. Tamam. Kime söyleyeceğim ben onu? Kime söyleyeceğim? Dışarıda daşçılar var. Sırayı alsınlar. Tamam. Ben bir sırayı aldıramam. Oradan mutlu. Ali abim mutlu mu bilmiyorum. İsmini de içeride biri var yenge. İsimlerini bilmiyorum ben onların. Kolay gelsin abi. Süleyman, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne oldu abi? Bunun makine parçası müşteri çıktı bak. Tamam. Süleyman'a ver dedi. Tamam. Nasılsınız, iyi misin? İyiyiz, iyiyiz abi. Sen nasılsın? Bekliyoruz. Asat oldu gari değil mi? Amin amin. Biz de bitti gari. Günlük tarafı bitti. Alanköy'de az daha var da orası yapılacak. Günlük yapıldı işte. Onun az daha işi varmış başka yerlerde. Bir yerlere gideceğim de dedi. Belki Alanköy kendimiz yaparız ya. Çok yok orada az. Öyle mi? Abi sırayı alacağım ben de. Ne yazıyor? Süleyman Emre Zeytin. Ha? Süleyman Emre Zeytin. Tamam, tamam. Şimdi üniversite işleriyle uğraşıyor da abi. Biliyorum. Bitirsin de müsait bir zamanda. Bekleriz her zaman. Tamam, tamam abi. Abi sıra kaç gibi gelir bana tahmini? Akşam üstü. Akşam üstü, tamam. Her yer zeytin. Böyle götürmesin.
akşam da perşembe gelmeli bekliyor burada bu. Doğrudur abi. Sizin o gün yurt kesildik. Sıkmamışlar. Dün yine geldim işte bekledim bari başını yedim. İyi etmişsin ya. İşi bıraktık geldik orada ne yapacağım? Hmm. Biz dün aradık. Dün daha yoğunmuş. Ondan bugün gelelim dedik. Dün şeyden dolayı pirmayı almamışlar. Saat 1'e kadar makinelik yapmış. Hmm. Ondan bir yoğunluk oluşmuş. Anladım. Evet, şimdi bizim sıramız geldi. Zeytinlerimiz alınıyor. Biraz bekledik sabahtan beridir ama gene de çok beklemedik. Hani bu normalde 1-2 gün bile beklenilebiliyor. Bizim şansımıza önümüzdeki birkaç kişi gelmedi. Ondan dolayı biz öne geçmiş olduk. Şimdi yavaş yavaş. Zeytin buradan veriliyor. Buradan arkaya doğru gidiyor işte bu paletlerden. Az önce gösterdiklerim bizim zeytinlerimiz değil. Bunlar başkalarının zeytinleri. Zaten içinde eşek zeytini de var galiba veyahut da domates zeytini. Bizim zeytinlerimiz daha yeni verilecek. Oradan makineyle, paletle gidiliyor. Ondan sonra fabrikaya giriyor. Aşırı ses olduğundan dolayı anlatmıyorum. Sadece gösterebildiğim kadar göstereceğim. İçeride kazanlar var. Kazanda bir 45 dakika, 1 saat kadar bekliyor. Zeytin girdikten sonra o kazanda böyle eziliyor zeytin. Onu en sonda yağını çıkaran bir makine var. Orada da bir 5-10 dakika işlem görüyor. Ondan sonra yağımız çıkıyor toplamda. Hani içine katmasıyla falan. Sadece kendin, senin sıran 1,5 saat boyunca bu işlemde kalıyor. Senin sıranda. Tabii bu yükleme yapıldıktan sonra sıra devam ediyor da bu biraz zaman alıyor. Yani dediğim gibi bir 2-3 gün bile bekleyebilirsiniz yani bu sırada. Benim şansıma geçen sefer de böyle olmuştu. İlk günden hemen çıkardım. Bugün de öyle oldu. Fazla beklemedik. Önümde bayağı bir insan vardı. Onlar gelmemiş. Yoksa ben de burada geceleyecektim. Zaten akşam hava karardı. Akşamladık da geceleyecektim. Yani belki 3'e 4'e kadar sürecekti. Neyse ki bugün erken oluyor. Şimdi biraz fabrikanın içini gezineyim. Fazla anlatamayacağım çünkü içinde ses olacak. Ondan beni duyamazsınız zaten. Sadece göstermelik amaçlı biraz göstereyim. Çektik ya, görünüyor. He? Görünüyor. Görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. He. Uçtu. Uçtu ya. Burada bu şekilde zeytinler sıkılıyor işte. İçinde mesela görüyorsunuz. Buradan bu makine aktarılıyor. Oradan da zeytin olarak çıkıyor. Burada çek bunu bak. Evet. Ne? Otom çekiyor seni bak. Ya öyle ki. Çekmez. Oğlum abi bir getirme de işte. Koyun bunu göstere ya. Gözüme de koyun bir kere ya. Ya iyi. Sonunda işimiz bitti. Hasadımızı yaptık. Günlükteki ve bozalandaki zeytin ağaçlarımızı siktik, bitti artık. Yağımızı da evimize kattık, getirdik. Burada görüyorsunuz bidonlarımız.
buradaki bu bidonlardaki zeytinyağını Ödemiş'teki evimize getirdik. Çünkü isteyen olursa buradan veriyoruz, gönderiyoruz. Burada akrabalarımız oluyor, onlar isterlerse onlara veriyoruz. Bir 50 kilo kadar kendimize ayırdık, onu zaten tek bıçaktaki evimize götürdük. Buradakileri de buraya getirdik. Ben bir kapanış yapayım dedim. Hani bir video ortasında bitmesin diye. Bir iki gün geçti aradan. Hani getirdim ettim diyese onlar bir iki gün boyunca geçti. Bugünlük bu videoluk bu kadar olsun. Eğer izleyicilerimizden de isteyen olursa Köyde Yaşam Instagram hesabından yazsınlar. Oradan gönderelim. Yorumlar kısmına yazmayın veyahut da Facebook'tan yazmayın. Oralardan cevap veremem. Neden veremem? Böyle isteyen izleyicilerimiz olursa sadece Instagram'dan iletişim kuruyoruz. O şekilde bir düzen kurduk ve isteyen tüm izleyicilerimizi, bugüne kadar zaten isteyen tüm izleyicilerimize hep şeyden gönderdik. Instagram'dan gönderdik. Oradan iletişimi kuruyoruz. Instagram'da arama butonunun olduğu yere Köyde Yaşam yazın. Zaten bizim sayfamız çıkar direkt. Logomuzdan anlarsınız. Oradan takip edersiniz. Hem takip edin hem de oradan ne istiyorsanız gönderebiliriz. Yağ da gönderebiliriz isterseniz. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.